Cengiz Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ne var bu evraklarda Cengiz Bey? Şimdi tabii bunu bir... Mansur Yavaş dönemi mi var efendim burada? Özellikle şunu bir anlatalım. Buyurun. Şimdi bu evrakların üzerindekini bilirsek iş daha kolay olacak. Şimdi bu evrak Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kanun gereği oylayarak görevlendirdiği 5 belediye meclis üyesi tarafından düzenlenmiş 2022 yılı denetim komisyonu raporu. Ne var efendim orada? İlgimizi çekecek önce ne olabilir? Bunları söylersek ilginizi çekecek çok şey var. Bu denetim komisyonu raporu, bu 2022 yılına ait. Bu 2021 yılı denetim komisyonu raporu. Burada bunun şurada gördüğünüz bunların tamamı ekleri. Yani olayın yürüyüşü ve seyri şu şekilde yürüyor. Her yıl belediye meclisinin birinci toplantısında belediye meclisi toplanır ve belediye meclisi içerisinden 5 tane üye seçer. Belediyenin bir önceki yılı yani şu anda 2024 yılındayız. Şu anda seçilmiş de yine insanlar var. Bunlar bir önceki yılın hesaplarını, kitaplarını ve belediyenin işleyişini incelerler. Hangi partilerden Nur Cengiz Bey bu? Bu tek bir partinin yönetiminde midir yoksa tüm partilerden temsilci olur mu? Şöyle meclisteki üye sayısıyla da bunlar belirlenir. Ama mevcut olur. Somut durumumuzda bizim olayımızda şudur. İyi Parti üyesi de var. Milliyetçi Hareket Partisi üyesi de var. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi de var. AK Partili belediye meclis üyesi de var. Bunlar bir komisyon olarak kurulur. Bu kurul yaklaşık 3 ay faaliyetlerine devam eder. Faaliyetleri bittikten sonra bunu belediye meclisi başkanına takdim eder. Belediye meclisi başkanı da Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Şurada konuşacağımız her bir şey, her türlü belge, her türlü bilgi kaynağı temeli Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları tarafından belediye meclisi denetim komisyonuna sunulmuş evraklardır. Yani evrakların kökü Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Daha sonra da komisyon raporunu düzenlemiş, düzenlediği raporu Sayın Mansur Yavaş'a sunmuştur. Yani bu raporlar ve ekleri tamamı Mansur Yavaş'ın bilgisinde ve elinde bulunmaktadır. Cengiz Bey'e bir katkı yapayım. Sayın Başkan, komisyon 5 kişi dediniz değil mi? Hangi partiden kaç üye var? Onu bir öğrenebilir miyiz? Bence ondan ziyade bir yanıtlasın önemli. Yani 5 kişinin dağılımı partilere göre söyler misiniz? Efendim şöyle isim söylemeyi yani ben şu partilerine göre, Yani muhalefet bir çoğunlukta Mansur Bey'i destekleyen grup mu çoğunlukta? Şaban Bey, sizin sorunuzu ortadan kaldıracak bir şey söyleyeyim mi ben? Müsaade ederseniz. Meclis üyeliği de yapmış. Bakın şu. Bu komisyon raporunun tamamına CHP, MHP, AK Partili meclis üyelerinin imzası var. Bir dakika onu imzası olması ayrı bir şey. Bir dakika Sinan bu Bey, onayı var. Bu çok önemli bir şey. Sinan Bey müsaade edin onu anlatsın. Yok teknik bir konudan bahsediyoruz. Anladım işte teknik konuyu. Şöyle. Hepsi imzalamış. Cengiz Bey'den rica edelim. Şöyle. Buyurun. Komisyonda kimler var dedi. Bu komisyonun içerisinde tüm partilerden üyeler var. Şimdi her zaman her yerde olduğu gibi raporlar düzenlenir. Bazen şerh koyabilirler. Mecliste sizde FETÖ komisyonunun raporlar olmuştur, şerh konmuştur, bu olmuştur. Bunların hepsi olabilir. Netice itibariyle komisyon raporunu düzenlemiş ve vermiştir. Burada da üzerinde durduğumuz raporlar içerisinde de şunu söyleyebilirim. Cumhuriyet Halk Partili üyede, Milliyetçi Hareket Partili üyede, AK Partili üyelerde bulunmuş ve bunların içerisinde sadece Cumhuriyet Halk Partili üyenin bir şerh yazısı vardır. Tamam. Şerhi de şudur. Buradaki yazılanların hiçbirisine itirazı yoktur. İtirazı şudur. Mansur Yavaş ve ekibi belediye şirketleriyle ilgili bu denetim komisyonuna bir tane kelime, evrak, bilgi vermemiştir. O belediye meclis üyesi, Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi şunu söylemiştir. Belediye şirketleriyle ilgili bilgi belge olsaydı rapor daha sağlıklı düzenlenirdi mealinde de bir şerh koymuştur. Yani belediye Cumhuriyet Halk Partili üyenin buradaki tespitlere ilişkin hayır bu yanlıştır dediği bir kelam da yoktur. Anladım. Şimdi Sayın Başkan. Önemli bir nokta da şu. Ben soruma yanıt istiyorum. Bir tane katkı yapacağım bir cümle. Komisyondaki 5 üyenin şimdi Sayın Mansur Yavaş'ı
İBB meclisinde azınlıkta CHP. ABB meclisinde. ABB. Yani kendiniz İstanbul'dan Ankara'ya gittiniz. İBB'de de azınlıkta. Peki, Ekrem Bey de azınlıkta. ABB meclisinde de, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de Mansur Yavaş'ı destekleyen Cumhuriyet Halk Partisi grubu azınlıkta. Evet. Dolayısıyla komisyonda da doğal olarak CHP üyeler azınlıkta. Yani 5 üyenin en fazla ikisi CHP'lidir. Ya da biri CHP'lidir, biri İYİ Partilidir. Onu merak ediyorum. Dolayısıyla komisyonun çoğunluğu, ama Sayın Başkan, tamam, komisyonun çoğunluğu Mansur Yavaş'a muhalefet eden önemli AK bir noktaya işaret ediyor. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 17 değil komisyon. Ben de diyorum ki Gürkan Acır, CHP'li üye, İYİ Partili üye. Bakın İYİ Parti orada muhalif değil. Komisyon raporunun altına imza attığını söylüyor. Öğrenelim işte canım. Ben de diyorum ki niçin bu komisyon raporunun altına CHP'li üye imza attı? Şaban Bey'in sayısal rakamı önemli değil. Niye bu önemli? İddia doğru mu değil mi? Şöyle demesi gerekir. Ben söylüyorum işte. Ben özür dilerim. Ama hayır, atabilir de ne var bunda? Ben onu anlamadım. Ama o zaman oy birliğiyle geçiyor. Arkadaşlar bir saniye söyleyeceğim ya. Bir konumuz var ve biz konuştuk. Komisyonun çoğunluğu raporu kabul edip verebilir başkanlığa. Şaban Bey bir saniye. Cengiz Bey'in söylediği bir nokta var. Bir cümle söyleyeceğim. Dedi ki bakın, önemli zaten bu tartışmayı ortadan kaldıracak. Komisyonun talep ettiği evrakları, belgeleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları hazırlıyor. Yani Mansur Yavaş'ın uhdesinde çalışan daire başkanları, genel sekreter yardımcıları ve genel sekreter hazırlıyor deniyor. Peki. Burası çok önemli zaten. Yani Mansur Yavaş biraz veriyor. Biraz önce partinin yaptığı resmi açıklamayı yalanlamaya kalktı kardeşim. Arkadaşlar, ben 17 yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belediye meclisinin çalışma usulünü, yönetim kurulu nedir? Faaliyet raporu nedir? Denetim raporu nedir? Çok iyi biliyoruz. Ben komisyon üye yapısı merak ettim. Komisyon üye yapısı. Ben size bir şey söyleyebilir miyim? Konumuz konuşsun. Ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Daha bunun içinde ne varı bilmeden, belki Mansur Bey'i çok övüyordur. Nereden biliyorsunuz da şerh koydunuz? Cengiz Bey, şimdi dediniz ya hepsi komisyon konuşacağımız şeyleri. Ben de komisyonun yapısı nasıl dedim. Partilere tamam, göre dağılımı beşeri. Hepsi bu, şöyle söyleyelim o zaman. Niye bunu söyleyince raporların ciddiyeti azalır mı? Yani tabii ki azalmaz. Mesela 3'ü AKP'li, 2'si CHP'li ise... Tabii ki azalmaz ve şöyle olur. Şöyle bir bu işi toplayalım, konumuza geçelim bence. Buyurun, daha tabii, buyurun, buyurun. Çünkü şu, bu raporlarla ilgili ben burada şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aday olarak bu raporlardan alınmış, edinilmiş bilgi ve belgeler üzerine bir takım tespitler ortaya koyacağım ve iddialarda bulunacağım. Yarın Sayın Mansur Yavaş buraya gelecek. Tevezzüf geldiğinde, olacak. Geldiğinde Cengiz Topel bunu söyledi. Bugün de dersine çalışsınlar, tüm bürokratlarıyla otursunlar. Diyecek ki, arkadaş, bu söylediği gerçek dışı. Bu söylediği, burada sunduğu belge gerçek değil. Bu söylediğinden bu çıkmaz. Diyecek, bakın. O kadar basit. Biz onun için, kaç komisyon üyesi bu işe baktı, komisyon üyesinin sayısını tartışması bizim burada gittiğimiz ya da varacağımız sonucu etkilemez. Neticede komisyon raporunu yapmış ve bu raporunu Sayın Mansur Yavaş'a 31 Mart 2023 tarihinde sunmuştur. Bu rapor Mansur Yavaş'ın ve bürokratlarının elindedir. Peki. Bu kadar. Yani üyelerin partilere dağılımını söylemek istemiyor musunuz? Ben bir şey söylemekten imtina etmiyorum. Ben üyelerin partilere dağılımını bakmak gereğini dahi duymadım. Ben şunu söylüyorum, burada 5 üye yazmış, bir tane üyenin şerhini biliyorum. O da Cumhuriyet Halk Partili bir üye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Keçören Belediye Başkanı adaylığında bulunmuş bir üye. O aday adaylığı da olmadı. Mansur Bey'in bir şirketten, burada birçok tespitleri olan bir şirketi yöneten genel müdürünü getirdi oraya. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde belediye başkanı adayı yaptı. O CHP'li komisyon üyesi Mansur Bey'e kızgın mı yani beni aday yapmadı diye? Niye kızıyor? O ayrı bir şey. Kızgınlığı bilmiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanı Metin Akdemir diyor ki Hali hazırda şu anda. Diyor ki biz oy birliğiyle CHP'li üyelerin de imzasıyla bu karara imza attık diyor.